Bu gördüğünüz Bayeux işlemesi. William'ın İngiltere'yi fethetmesini kutlamak amacıyla yaptırılmış. İşlemenin baş tarafında fetihle sonuçlanan olayların başlangıcı görülebilir. Her şey İngiltere Kralı Edward'ın ölümü ve onun yerine tahta yeni bir kralın yani Harold'ın çıkmasıyla başlar. Bu büyülü bir eser. Binlerce sene önce yaşanmış her şeyi bu karanlık odada yeniden yaşamak gerçekten de çok güzel. Karşınızda gerçek tarih duruyor. Bu upuzun işleme üzerinde tüm canlılığıyla anlatılan hikayenin yanı sıra, işlemenin üst ve alt kısımlarında yine capcanlı, bazıları fabllardan, bazıları küçük hikayelerden, bazılarının da nereden geldiğini bilmediğimiz küçük imajlar var. Çiftçilik hayatıyla ilgili küçük detaylar, tohum ekme, toprağa sürme ve sapanla kuşları öldüren bir adam var. Bu elde iğne ile dokunmuş bir işlemedir. Keten üzerine iğne ile yün dokunmuşlar. Daha önce de söylediğim gibi hikaye Edward'ın ölümü ve Westminster Abbey'deki defin töreni ile başlıyor. Burada Westminster Abbey'i kutsayan Tanrı'nın elini görebilirsiniz. Burada da Harold var, taç giyiyor. Elinde bir küre ve kraliyet asası var. Etrafında da ona bakan bir sürü insan. Daha sonra bir casus Normandiya'ya giderek İngiltere'de ne olduğunu yani Harold'un taç giydiğini William'a anlatıyor. Bunun üzerine William istila için bir donanma inşa edilmesini emrediyor. Ağaçlar kesiliyor ve gemilerin inşaatına başlanıyor. Zırhlar gemilere yükleniyor. Ne kadar ağırlar? Şuna bir bakar mısınız? İki kişi ancak taşıyabilmiş. Zırhlara ek olarak gemilere mızraklar ve oklar da yükleniyor. Son olarak da atlar. Bu çok zor bir iş olmalı. Zaten atlar da pek memnun görünmüyorlar. Gemiler yelken açıyorlar. Pevensey'e geçiyorlar ve buraya yanaşıyorlar. İstila başlamadan önce ordunun karnının doyurulması lazım tabii. Öyle değil mi? Burada pişirilen bir sulu yemek görüyorsunuz. Ve burada da şişte çevrilmiş tavuğa benzeyen bir şeyler var. William adamlarıyla birlikte yemek yiyor, sonra da savaş için hazırlanmaya başlıyorlar. Hastings'te bir kale inşa ediliyor. Anglo-Sakson evler ateşe veriliyor. Burada bir kadını, çocuğunu yanan evlerden uzaklaştırmaya çalışırken görüyoruz. Ve sonunda savaş başlıyor. Yavaş yavaş ilk olarak Harold'un güçlerine doğru atağa geçen süvarileri görüyoruz. Kesilen başlar, eller ve gün boyu süren bir savaş. Savaşın karmaşası içinde kalkanlara vuran balta ve kılıçlar arasında William'ın ordusunda William'ın öldüğüne dair çok ama çok tehlikeli bir dedikodu yayılıyor. Peki William ne mi yapıyor? Atı üzerinde arkasına dönüp miğferini kaldırarak ordusuna yüzünü gösteriyor ve savaş kaldığı yerden devam ediyor. Burada Harold'un gözüne bir ok saplanmış halde. Belki de tam olarak böyle olmamıştır ama buraya geldiğimizde katledildiğini görüyoruz. Bu işlemeyi birçok kez görmüş olmama rağmen her seferinde tüm hikayeyi William'ın İngiltere'yi fethedişini en başından yaşıyorum. Bunu gerçekten hissedebilirsiniz. Çünkü bu işleme olaylardan sadece birkaç sene sonra bütün bu olayları canlı canlı yaşamış kişiler tarafından yapılmış. Ve eserin yaratıcıları işlerine tutkularını da katmışlar. Bunun kelimenin tam anlamıyla büyüleyici bir sanat eseri olduğunu söyleyebilirim.